Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Atatürk ölmedi. Yüreğinde yaşıyor. Yürüyoruz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Kutlu gün bizim. Zafer düğün bizim. Darbeler savaş, sırtımız yere gelmiyor bizim. Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gökdemiz. Parla hilal ve yıldızın, parla beyaz ve kırmızı. İyi akşamlar efendim. 29 Ekim 2024 Salı. Saat 19. Lavana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz sonsuza kadar. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini minnetle anıyoruz. Bugün memleketimizde de, şimdi her yerde anıldığını göreceksiniz, nasıl kutlandığını. Bunu ne kadar baltalamaya çalışsa da birileri, tam tersinin olduğunu da göreceksiniz. Tıpkı şu iltifatı bilirsiniz İlhan Berk'in, Cumhuriyet'in ilk günleri gibiydi yüzün. Tıpkı öyle. Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Aziz Atatürk, bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Türk savunma sanayinin gözbebeği TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine yazdığı notta ülkenin bekası ve güvenlik vurgusu dikkat çekti. Devletin zirvesinin, liderlerin Cumhuriyet Bayramı'nda bir araya geldikleri tek adres Anıtkabir. Çatılarda keskin nişancılar, atılan her adımda korumalar. Gözlerse liderlerin üzerindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye gündemine oturan Öcalan çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ve Bahçeli'yi çok sert eleştiren İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu Anıtkabir'de ilk kez bir aradalar. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna al. Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması, Öcalan'ın meclise daveti, özgürlük vaadi sonrası Dervişoğlu'nun urgan atmasıyla tırmanan gerilim. Anıtkabir'de İYİ Parti lideri MHP lideriyle tokalaştı. Bahçeli de İYİ Partili tüm isimlere el uzattı. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Anıtkabir'deki resmi tören sırasında her bayram tartışılan ve tepkilere neden olan görüntüler. AK Parti teşkilatları arasından seçilen sivillerin Recep Tayyip Erdoğan sloganları, alkışları, ıslıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir avlusunda yine tekrarlandı. Milli mücadelenin Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterine birlik ve beraberlik mesajını düşerken Bahçeli de dışarıda komutanlarla birlikte Cumhurbaşkanını bekledi yine.
Öcalan'a özgürlük çıkışından sonra kameralar önünde ilk kez yan yana geldiler. Cumhurbaşkanının Beştepe'deki tebrik törenine liderlerden sadece Bahçeli katıldı. Anıtkabir'deki resmi törene katılmayan Diyanet İşleri Başkanı da saraydaydı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Saraydaki kabulde yaşananlar, isimleri anons edilen konuklar Cumhurbaşkanının tebriğine koşarak yetişmeye çalıştı.